Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde biz arazi ölçülerini işleyeceğiz. Arazi ölçülerini işlemeden önce bir bakın muhabirimiz ne diyor? Dünyadaki her yıl yaklaşık 5,2 milyon hektar orman arazisi kuraklık sebebiyle yok olmaktadır. Buradaki bakın hektar kelimesi ne demek? Onunla alakalı günlük hayatta çok rastlıyoruz zaten. Bunlar nedir ne değildir onlara bakalım. İlk soruya bakın, ilk duruma bakalım. Arazi ölçümü için hangi birimleri kullandığımızı ve birimlerin birbirine dönüşümünü örneklerle inceleyelim. Bakın araziler hektar, dekar ve ar'dır. Hektar, dekar ve ar'dır. Bakın buradaki bir ar 100 metrekaredir. Dekar yani dönüm, dönüm derler. Burası arkadaşlar 1000 metrekaredir. Hektarsa 10.000 metrekaredir. Biz burada hektar, dekar ve arı birbirine çevirirken arkadaşlar hep 10'la çarparız. Yani büyüğü küçüğe çevirirken 10'la çarparız arkadaşlar. Bir daha bir kalem alalım. Yani o zaman 1 hektar o zaman 10 dekardır. Şimdi 1 dekar 10 ar'dır. 10'la çarparsak 100 ar'dır deriz arkadaşlar. Yani 10'la çarpıyoruz. Küçüğü büyüğe çevirirken de ona bölüyoruz arkadaşlar. Bahçe, tarla, arsa gibi yerlerin alanını ölçmek için arazi ölçme birimleri olan ar, dekar ve hektar kullanılır. Arazi ölçme temel birim olarak ar'dır arkadaşlar. Arazi ölçme birimleri ile arazi ölçme birimleri arasında ilişki kurulabilir. Bir ar 100 metrekare, bir dekar 1000 metrekare o zaman. Bir hektar da 10.000 dedik. Peki 1,5 ar tarla kaç dönüm eder? 1,5 çarpı biz bunu ne yapacağız? Dönüme çevireceğiz. O zaman hektar, dekar, ar. Biz arı dönüme çevirirken 10'a böleceğiz. 1,5 bölü 10 yapacağız. Bunu bölerken ne yapıyoruz? Virgül bir basamak sola kaydırıyoruz. 0,5 dönüm olmuş olacak arkadaşlar. 42 hektar kaç ar eder? Bakın hektar, dekar ve ar'dır. 42, 10'la çarpıyoruz. 420, bir daha 10'la çarparsak 4200 ar olacak arkadaşlar. Metrekare değil. 42, 420, 4200 ar olacak arkadaşlar. Metrekare çevirirken o ayrı. Ne diyor burada? Konya ilinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük Neolitik kenti yaklaşık 14 hektarlık bir alan üzerinde yer almaktadır. 14 hektar. Çatalhöyük Neolitik kenti hakkında araştırma yapmak isteyen arkeoloji öğrencileri 14 hektarlık alanı bir haftada gezecektir. Buna göre öğrencilerin bir günde kaç dekarlık alanı geleceğini bulalım. Şimdi 14 hektar kaç dekar olacak? 140 dekar öyle değil mi? 140 dekar 7 günde 140'ı da 7'ye bölersek 20 dekar olmuş olacak. Kısaca hektar H'dır, dekar da A'dır, da A'da A'dır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Geçiyorum. 7,5 dekarlık bir arazi 5 eşit parça ayrıldığında her bir parçanın kaç ar olacağını bulalım. Bakın 7,5 dekar ar hemen bir basamak altında 10'la çarpalım. 7,5 çarpı 10 bu da 75 ar olacak. Bunu 5 eşit parça ayırdığımız zaman 75'i 5'e bölelim. 15 ar olacak sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki ara ölçüler istenen birimlere yazalım. 75 ar kaç dekar? Bakın hektar, dekar ve ar. Arı dekara çevirirken 10'a bölüyoruz. 75'i 10'a bölerken virgül bir basamak sola kayar. 7,5. 0,3 hektar kaç ar'dır? Bakın 0,3. Buraya geleceğiz. 10'la çarparsak 3 olur burası. Bir de 10'la çarparsak 30 olur. 20 dekar kaç hektardır? 20 dekar hektar 10'a böleceğiz. 20'yi 10'a bölersek 2. 140 ar kaç hektardır? 140 bakın ona böyle böyle gidiyorum. 14. 1,4'tür. Geçiyorum. Türkiye bulunduğu coğrafi konum özelliklerinin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Bir zeytinyağı üreticisi 420.000 metrekarelik alanda zeytin ağaçlarının bulunduğunu söylemiş. 420.000 metrekarelik alan hektar, dekar ve ar birimleri ifade edilir. Bakın 420.000'i 100'e bölersek 4200 ar olur. 1000'e bölersek 420 ar, 10.000'e bölersek 42 hektar
olmuş olacak arkadaşlar. Geçiyorum. 3 dekarlık bir arazinin 2 ağırlık bölümüne ayva ağacı, 800 metrekarelik bölümüne nar ağacı dikiliyor. Geriye kalan kısmın kaç metrekare olduğunu bulalım. Şimdi ne yapacağız? Biz 3 dekardan 2 ağırlık kısmı çıkaracağız. Çıkaracaklarımızı toplayalım şöyle. O zaman şöyle yapalım. 2 ağır. Şöyle yapmayalım. 2 ağır. 2 kere 100. Hepsini metrekare çevirelim. 200 metrekare demek. Zaten 800 metrekarede nar. Şu ayva. Bu da nar. Ne kadar şimdi kullandık? 200-800 daha. 1000 metrekare kullandık. 3 dekar ne kadardı? 3 çarpı 1000. 3000. 3000'den 1000 çıkartırsak eğer 2000 karemetre kalacak arkadaşlar. 3000'den 200 çıkardık. 2800, 800 daha çıkardık. 2000 kalmış olacak arkadaşlar. Geçiyorum. Bir tarlanın 15 ağırlık alanı arpa, 10 dönümlük alanı mısır ekilidir. Mısır ekili alan kısım arpa ekili kısmından kaç metrekare daha büyüktür? Şimdi 15 ar şu arpa olsun. 15 ar şöyle yapalım. 15 çarpı 100 1500 metrekare. 10 dönüm ne kadar mısırda? 10 dönüm 10 çarpı 1000 bu da 10.000 metrekare yapar. Çıkaralım. 10.000'den 1500 çıkarsa arkadaşlar 8500 metrekare olmuş olacaktır. Geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazalım. Arazi ölçmede temel birim olarak ar kullanılır. Hektar kısaca ha ile gösterilir. Arazi ölçme birimi olan dekar yerine dağ söylenebilir arkadaşlar. Geçiyorum. İkinci soruya bakalım. 3,5 hektar ve 7,2 dekar eksi 5 ar işlemi sonucunun metrekare birimini bulalım. Bakın hektar, dekar ve ar. Hepsini metrekare çevireceğim. 3,5. 10 ile çarpıyorum 35. 10 ile çarpıyorum 350 ar. 100 ile çarparsak 350. 2 sıfır atıyorum. Şurası 35.000 metrekare oldu. Artı 7,2 dekar ara çevirelim 72. 100 ile çarparsak bu da 7200 metrekare oldu. Eksi 5 artı 500'dür. Toplarsak 35. 7200 daha. 42.200. 500 çıkar. 41.700 metrekare olmuş olacak sevgili arkadaşlar. 3'e bakalım. Bir tarla sahibi tarlanın dönümünü 6.000 liradan satacağını söylemiştir. 45 ar tarlası olduğu bilinen tarla sahibinin tarlasının tamamını kaç lira satacağını bulalım. Şimdi 45 ar kaç metrekare? Ya da 45 ara biz direkt dönüme çevirelim. 45'i 10'a bölersek 4 tam 10'da 5 dönüm olur. Bunu 6.000'e çarpalım. 6.000 diyorum. Bakın bir sıfır bunu virgülden kurtarır. 45 çarpı 600 oldu. 45 ile 6'yı çarparsak 30'un 0 elde var. 6 kere 5 30. 30'un 0 elde var 3. 6 kere 4 24. 3 daha 27. 270. 2 sıfır daha atarsak 27.000 Türk liraya arkadaşlar satar deriz. Geçiyoruz. Yukarıdaki eşkallerden oluşan şekilde verilen turuncu renkli alan 16 metrekare olduğuna göre yeşil renkli alanın kaç ar olduğunu bulalım. Eğer burası 16 ise bakın 1, 2, 3, 4, 5 5 çarpı 16 bu da 80 metrekaredir. Bunu ara çevirmek için 100'e böleceğim. Bu da 80 bölü 100 olur. Yani %80 sıfırdan %80 sıfırdan onda 8 olacak arkadaşlar. 5'e bakalım. Aşağıdaki ölçü birimlerini uygun değerle eşleştirelim. 90 hektar 90 çarpı 10.000 1, 2, 3, 4 sıfır atarsak 900.000 olur. 900.000 metrekare burası. 9 dekar 1000 ile çarparsak yani 9.000 olur. O da burası. 900 ar 100 ile çarparsak 900'ü 1-2 tane 90.000 olur arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Bir çiftçi bir dönüm araziden elde ettiği buğdayın 350 kilogram olduğunu söylemiştir. Yani bir dönüm 350 kilogram.
2,5 hektar araziden ne kadar alır? Şimdi 2,5 hektar, bunu ben dönüme çevirmek için 10 ile çarpacağım. Yani 25 dönüm yer arkadaşlar. O zaman 25 çarpı 350 bu ne olur? Sıfırı görmeyelim ya da görelim. 5 kere 0 0, 5 kere 5 25, 50 var 2, 15, 17, 2 kere 0 0, 2 kere 5 10, 10 0 50 var 1, 6, 7. Toplarsak 0, 5, 7, 8750 olacak arkadaşlar. Bir kişi 21 ar ölçüsündeki bahçesinin 2 bölü 7'sini zeytin fidesi dikimi, 3'te 1'ini pamuk ekimi için ayırıyor. Geriye kaç metrekarelik alan kalır? Şimdi 21 arlık kısmı 2 bölü 7'sini bulalım. 21 çarpı 2 bölü 7 sadeleştirdik 3, 3 kere 2, 6. Bakın bir sayının kesini bulurken sayılı kesini çarpıyorduk, hatırlatalım. Ya da şöyle yapalım, 21'i 7'ye bölelim. 3, 2 ile çarpalım. 6 ar, yani 600 metrekare zeytin ekildi. 3'te 1'i pamuk. 21'i 3'e bölersek 7 ar, 700 metrekare de ne bu? Pamuk. Toplayalım, 600 artı 700, 1300 ekilmiş. Geriye ne kadar kaldı? 2100 eksi 1300, 800 olacak arkadaşlar. 800 metrekarelik alan kalacaktır. 2 hektar 3 dekar ve 4 metrekare kaç metrekare? 2 hektar 20 bin. 1 hektar çünkü 10 bin. 1 dekar 10 bin ise 3 dekar 3 bindir. Artı 4. Yani 23 bin 4 olacak sevgili arkadaşlar. Arazi ölçüleri böyleydi. Güzel şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim. Testleri muhakkak çözün. Anlamadığınız yerde arkadaşlar bildiklerini, bilmediklerinizi öğretmeninize sorun. Biz de buradayız. Bize de ulaşabilirsiniz.